Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ah ve arinal batile batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Ramazan içi asrarul uzama, uluğlarının sırları diyen bir silsile derslerimizi okudik. Bu derslerimizde buradalar ümmetinin en uluğ kişileri bugün, sahabalar ve tabiinlerden keyingi davr kişiler hakkında yapardık. Kimler hakkında ders kıldık? Cafer-i Sadık, İmam-ı Avzai, İbn-i Mübarek, İmam Buhari, İbn Sina, İmam-ı Tabari, Fuzayl ibn-i İyas, Abdülkadir Cilani, Nuruddin Zenki, İmam-ı Nevevi, Leys ibn-i Sa'd. Bana şu uluğlar, ümmetini yükseğliğe çıkışıya hizmet kıyken, özlerini ismini İslam tarihinde katta bir harflerle yazıp getiren kişiler idi. Ana şu silsilamızı bugünge tayinlangan oxirgisi Abu Hamid Ghazzoli rahmatullahi aleyh. Abu Hamid Ghazzoli. Bu kişilerin ismini bilamiz. Ha ilmli odam bo'lgan, shu asrda yashagan, umumiy ma'lumotni bilamiz, lekin ularning hayot haqidagi bir tafsilotlardan xabarimiz yo'q. Bu insonlar hayotini nimaga o'rganyapmiz? Tarix bir qator shunaqa bo'lgan ekan deb eslab qo'yish uchun emas. Bu derslerimizden közlegen maksadımız buradalar, takrar ettik. Ular adli adamlar bugün. Sahaba tabi'in bursa çünellik. Peygamberde körgen adam yendi başkaçı buladı. Peygamberde körgen adamı kurudaki adam başkaçı buladı çünellik. Lekin bunlar keyingi asırlarda yaşayan adamlar. Üçüncü, törüncü, beşinci, altıncı asırlarda. Adli adamlar, bana şimdi bir ümmetinin yıldızları yaylanıştı. Onların da bana şu makamda yapıp çıkan sebepler var. Amiller var. Şu amiller, sebepler de onlar kılıçtı, yükselikke çıktı. Ümmetini peşkadamlık yapıp çıkıştı. Şu sebepler de bize örgeneylik ve özümüzde tabi kılıç hareket kılıyelik. Bizde olmasa ballarımızdan çıkıp olar. Ballarımızdan olmasa nabirlerimizden çıkıp olar. Muhumu şu yükseklikke birinci kadamda biz taşa vereyelik. Abu Hamid Ghazzoli, Mücaddiduddin, Hüccetil İslam, Yahya ibn Şeref Annevavi, İmam-ı Nevavi aytadı. Albatta Alloh taolo her yüz yılının başında bu ümmet için onun dinini yangilovchi bir kişini yuboradi. Mücaddidü din. Dinni yangilaydi. Buzu başkadan kıladı mas. Adamlarga şu dinini ularda aklı yarışı kılıp yapıp beradi. Adamlarda dinge kaytadan muhabbeti uyg'onishiga sebep bo'ladi. Mücaddidü din. Her yüz yılda bitti mücaddi çıkadı. İmam-ı Nevavi aytadı. 5. hicri asrını Mücaddiduddin'i Abu Hamid Ghazzoli. İmam Ghazzoli hakkında buradalar kısa yapırsak hem cüdyem katta faydalar gibi olamız. O kişi özünün şahsiyeti de cüdyü köp yakşı sıfatlarını camladı. O kişinin hayatını okubur yenirken biz o zatını bana şu mertebeye yapıp çıkan sebeplerini görmemiz buradalar. Bu kişi adamlaki dinli yetkizişliğindeki acib üslubunu, acib maharatını görmemiz. Bu ümmetin tarihinde İmam-ı Ghazzoli'ye o'xshagan adamlar, birodarlar juda ham nodir bo'lgan. Abu Hamid Ghazzoli, İslam ustunlaridan, ulug' imom, yaxshiliklarni, yangiliklarni kashf qiluvchi ulug' inson. İmam Nisoburi aytadi, Ghazzoli ikkinchi Shofiyi edi. Ya'ni ikkinchi asrning mujaddidu dini İmam Shofiy deyiladi. Din yangilovchisi. Endi 5. asırda mücaddidini bana İmam Nişapur'a yaptı. Bu kişi 2. Şafii'ydi. Bilesin ama İmam Şafii hakkında ders ötkenimizde Peygamberimizin hadisini etkenimiz. Yani bana şu Abdülmuttalib uruğudan, bana Haşim uruğudan bir oğlum çıkadı, yeryüzünü ilimge tolduradı da yanıdı. Bana şu İmam Şafii'yi buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uruğudan bugün. İmam Ghazzoli'nin tolu ismi. Muhammed ibn Muhammed ibn Ahmed Tusi Abu Hamid Ghazzoli. O kişi hozirgi Mashhad, Irondagi Mashhadning
Tabaronida 450-yilda hijriy yilda dunyoga kelgan. Milodiy yil bo'yicha 1058-yilga to'g'ri keladi. U kishini ulg'ayishida, mana shunday bir maqom martaba yetishligida bir ajib hissa bor birodarlar. Imom G'azzoliy o'zini zamonasini eng yetuk olimi bo'ldi. Birodarlar, Alloh taolo mana shu yetuklikni kimga yozadi, uni faqat o'zi biladi. Alloh kimni ixtiyor qilgan bo'lsa, shu bandasi oliy bo'ladi. Kimi balası buluştan kattı nazar. Karin adli, Farslı adam boyan bu kişi. İmam-ı Tabari'ydi, Fars dedik. Ha? Yani uluk insanları karadık, Fars bol yaptı. Bu yada İslam'da millette hiç kandı ahamiyatı yok oluyor, şunda körünmedi. Eğer iman keltirgen bulursa, halis Allah için ibadet kılıyken bulursa, demek hamasa dinli hizmetini kıyken. İmam-ı Zahabi aytadı. Şeyh Gazali imam, bilimler ummanı, İslam hüccəti öz zamanasının möcüzəsi və İslam ziynəti idi. Xəlilə kimlər baha verəbdi bu kişiyə? Ləkin şu İmam-ı Qazzalı deyəm, ədəşkən, manacaqda ədəşkən bu, manacaqda natoru deyəkən, hazırən barəkən şuna qalar. Və halən ki, İmam-ı Qazzalı ki, təqqasla bomiydi ula ki, baha verəkən hazır yıllardı. Fəras qılıyırlar, 60 ilə ömür körgən basın, ne çükün boladı? Bir yıl 365 gün. 62 köpeğe tahminen bileli de. Bir yigim emin bol yaptı mı? İmam-ı Gazzali'ni yazıp kaldırıp gitken ilmini eğer ömrüge bölse her günüge bitti obşetirat dolarırken. Her günü bitti katta obşetirat da yazıp ilmini kaldırıp gitken eken. Biz her günü mes bir ayda bir bitti obşetirat çeli kitap okuyumuz mu? Yok. Lekin hazıran barakken şuna kadar ha bu özüm adı adaşken. O kişinin Mesela bir arada ayıbla uğradığı adamlar hakkında etken hikmetli sözleri var. Ya kez bir şey stoğa bakalım deyiz. Kuttu. Hazırlıkları bol bol yanıken de şüphe etti. Fars'ın tüstü namlanadığı yeri. Bir kişinin döken. O yerde bir ümmi, savatsız ama salih, takvali kişi cün yigirişliği bilen meşgul bol oturuptu. O kişi okuşunu hem yazışını hem bilmeyen. Ama ilimge muhabbeti kattığıydı. Şunu duyan ileride bu kişi İmam-ı Gazzali'nin otası. Muhammed. İşini tüketerdi de mescidge barardı. İlim halkasıya koşulardı. Fakihlerinin sözüye kulak tutardı. Özünü ilimsizliğinden afsuslanıp yığılardı. Ve Allah Teala'dan ilim ata kılı şeklinde dua kılıp sorardı. Ama yaşı ötüp koyan. Yani de özüm ilimli bulamadım. Hiç olmasa Allah menge bana şimdi bir oğlum buladığım farzan besin de tümmesinden dua kılardı. Allah Teala duasını icabat kıldı. Buradalar, dua mu'minni kuralı. Dua mu'minni kuralı. Kayağıdan bilasız, kaysi dua icabı topkaladı, kaysi vakitte. Çünkü mu'min adam dua kılıçdan toktaması gerek. En yakın adamımız bulan, bellesiz sport musabakası da. Yütküzüp koysanız, alam kıladı. En yakın adamımız yütküzüp koysanız, alam kıladı. Ama farzantezi yütküzüp koysanız, mazak kılasız. İnsanda şu tabiatı şuna kıyken, farzanda ondan özüp geçişini halarken. Bana öz ilimli bulamadı mı? Şimdi balam ilimli bulsun da dua kıldı. İhlas bulan dua kıldı, Allah duasını icabet kıldı. O kişi fakihinin meclisi gibi varsa, parvadigar fakih farzand verdi dua kıladı. Vaizini sohbeti de otursa, parvadigar vaiz nasihat kıladigan, vaiz farzand verdi dua kıladı. Allah duasını icabet kıldı. Allah o kişiye hem vaiz, Ham fakih bo'lgan farzand ato qildi. İmom-i Gazzoliy tug'ildi. Bu jun yigirib o'tiradigan omo odamni Alloh taolo ikkinchi o'g'il bilan rislantirdi. U kishi ikkinchi o'g'lining ismi Ahmad edi. Bu ham o'zining zamonasidagi ko'zga ko'ringan olimlardan bo'lib yetishdi. Mana endi ota duo qildi, Alloh shunday farzandni berdi. Hali bolalar balog'at yetmasdan turib, hali Abu Hamid G'azzoliy yosh bola ekan Alloh taolo uni otasiga ajalni bitib qo'ygan edi. Taqdirida yo'q edi. Endi o'limini sezib bu ota qattiq afsuslandi, chunki niyatlari bor edi. Bolalarim katta bo'lsa, yetalab olib borib ustozning qo'liga o'zim topshirsam, ilm o'qiganini ko'rsam, ko'zim quvonsa. Lekin Alloh taolo buni taqdir qilmagan edi. Vafot etishdan avval o'zini bir sufi do'stiga olib borib, ikkala o'g'lini topshirdi. Topgan tutganini berdi, mana shularni o'qishiga, ta'limiga sarflagin deb. Vafot etdi. Endi İmam-ı Gazzoliy mana shu martabaga yetishiga birinchi sabab otasi.
Dua kılıp soru yaptı, balam oğlum olsun de. Ve sebebini kılı yaptı. Toplayan az yine bir saatte yine seni dostuna verdi. Bu dostu ikili oğluna sarfladı. Ta şu pul tüyü günüce. Ama pul tüyü yeniden keyin iki bala geldi ki sılardı otelleri kaldırken sılardı maliyelerde özlerine sarfladım. Şimdi ben özüm ben fakir adam ben. Şu örgengen az yine ilmiyle kifaya kılıyorlar. Şimdi otelleri yoksa barıp cünü girip tırışçılık ötküzüyorlar. Ya ki menge uşap sofu bolu ibadatla şugullanıyorlar. Ya ki falan madrasaya varıyorlar. Şu madrasa şu talibi ilimleri özü infak kıladı. Demek ikinci amil boyayı sofi imam. İmam-ı Gazali de bana şunu mertebe geçirken. Üçüncü amil buradalar boyayı madrasa. Hakikaten madrasanın özünü şu talebelerine, muhtaç bulayan talebelerine sarflayan mablağı vardı. Bu madrasa buradalar hazırda mevcut. Damaşk'taki Umariye madrasası ve Muradiye madrasası. Hazırdan var. Birincisi atası, ikincisi onu vasiyetini bacarken dostu, üçüncüsü madrasa, törtüncü amil buradalar ilim yolu da kılgen seferleri. İmam-ı Gazali ana şu seferlerini bir de acayip bir dersini aldı. Acayip bir dersini aldı. Kimden aldı deyin? Karakçıdan aldı. Karakçıdan. Fakihten olmadı, muhaddisten olmadı, Karakçıdan ders aldı. İmam Gazali yaşlıgı da ana yurtta da fikhini talim aldı. Sonra Cürcan'a sefer kıldı. Uyurdaki alımlarda kolu da talim aldı. Örgengen esasının hamasını daftarlığı yazdı. Ana şu seferden kayıt geri atıp yüge kervan bile bilek ederken kervan'a Karakçılar hücum kıldı. Karakçılar kervan'da iradı hamasını bağırıp burdunu tartu alıştı. Şimdi şu yanıdaki haltası ki kapı gelme, somkası gelme, ne diyemiz? Yanıdaki haltası ki daftarlarını savagen, Karakçılar tartı av aldı, içi de bir nasıl vardı böyle. Şunda yaş İmam Gazali daftarlarını sorup yalan işte başladı. Karakçılar da başlığı varıp durup, hiç nasıl mı soramayayım, şu haltamı verseler bu oldu, onda benim ilmim var dedi. Şunda Karakçılarını başlığı etti ki, bu daftarlar sende yok olsa ilimsiz bu kalırken sende dedi. İmam Gazali aytadı, onun sözünü eşitip, menge doğru yolunu körsatış için Allah Azze ve Celle bu kişiye şu sözünü yapırtırdı dedim de ortamda kaytip gittim. Kaytip gittim, 3 yıl geçe, bana şu yazgenin esasını, hamasını yotladı, kayttaptan okup. Bana şimdi İmam Gazali'ydi ilmi özü bile. Yonup getirdi mi daptarlar, küyüp getirdi mi, şimdi hiç kim bundan tartıp alamaydı. İmam-ı Gazali'ni bana şuna bir mertebe geçişe sebep bulardan bittesi bu İmam-ı Cüveyni'ye şagirdi bu genliğe. İmam-ı Cüveyni özünün zamanındaki en peşkadan alımlardan idi. İki haremliğin imamı idi. Bana şu ustazıdan doğrudan doğru ders aldı. İmam-ı Gazali'ye dek şagirdi barlıgiden İmam-ı Cüveyni fakirlenirdi. O kişinin dersi de buradalar 300'ye yakın talebe dersi olardı. Bana şunların içi de İmam-ı Gazali'ni başka çeker aradı. Okulçuları yakarıp durup oraylarda en uluğuylar Gazali'yi de koyardı. Ustazı yok paytı da, bana şu Gazali şagirdlerine ders otardı. Maktab aytardı ki, bu ilim dengizi de koyardı. Ustazının nazarı çükenidi. Bana buradalar, İmam Gazali ötkenige 800 yıldan köprü vakti tuttu. 800 yıldan köprü vakti tuttu. O kişinin kitaplarını haliyem oku falan yaptı Müslümanlar. Demek bu kitaplar asıl kitaplar. Çünkü 800 yılda sohtanasa kalmasıdır. Demek İmam Gazali Nişapur'a geldi. Onda Nizamiye Madrasası'na koşuldu. O davrularda buradalar bana şu ikide en katta madrasa bu Nişapur'daki Nizamiye Madrasası ve Bağdat'daki Nizamiye Madrasası barıdı. Nişapur'daki madrasaya gelip bu yerde İmam Gazali Usulul Fiqh İlmul Kelam, akaid ilmlerini kibar ustazlardan öğrendi. İmam Gazali fikhte, usulde, usulüddinde, mantık ve felsefe ilimlerde peşkadan bulup, özünü zamanıdaki ahli ilimlerde arasında közüye göründü. İmam Gazali, bana şu Nişapur madrasası da ustazı Cüveyni vefat etkin üçe türdü. Bana şu cihada üylendi, farzantlıyıp oldu. Sonra buradalar, Nizamül Mülk'ünün muaskeri vardı. Bu Nizamül Mülk, vaziridi. O kişi özü ilimli adamıdı. İlimli kişilerini hürmet kılardı.
Mana shu Nizomul mulkini oldida bo'lgan kibor ulamolar bilan bahs qilib, munozara qilib, ilmini ko'rsatganidan keyin Nizomul mulkini Imom G'azzoliyni hurmati el orasida yoyilib ketdi. Yosh Imom G'azzoliydagi buncha katta ilmni ko'rganidan keyin vazir mana shu Nizomiyya madrasasiga u kishini muallim bo'l qilib tayinlab qo'ydi. 34 ga kirganida, 34 ga kirganida o'zining zamonasidagi eng peshqadam jamiyada, madrasada 34 ga kirgan bola muallim bo'lib ishlaydigan bo'ldi. Yana shuhratiga shuhrat qo'shildi. Nizomiyya madrasasida dars berar ekan, imomning shuhratiga shuhrat qo'shildi. Imom G'azzoliga faqatgina ahli ilmlar emas, davlat ahllari ham, hukm egalari ham bo'ynaydi. Imom G'azzoliyni majlislaridan birida birodarlar 500 ga yaqin bir olim odam o'tirib dars olar edi. 500. Har bittasining ilmi agar bitta shaharga tarqatilsa, shaharda savodsiz odam qolmaydi. Shu darajada ilmi katta. Shunda bir ajib hisonat beraman hozir. O'tirganlardan bittasi turib aytdiki, "Ey imom, hozir shom namozida o'qidik. Namozda o'qigan oyatingiz. Astagfirullah, kulla yawmin huwa fi ishan." U Alloh har kuni bir ish, bir amalda. Hozir Alloh nima bilan band dedi. Kulla yawmin huwa fi ishan. Ar-Rahman surasi. Ish amalda. Hozir nima bilan ovora dedi. Mana shunday ilm egasi bo'lgan Abu Hamid G'azzoliy o'ylanib qoldi. Qarang, o'ylanibdi. Bizda bilasizlarmi, o'ylanish bo'lmaydi. Bizdan so'ralsa, u darro javob beramiz. U mexanikami u, fizikami u, ximiyami, farqi yo'q. Iqtisodmi, siyosatmi, dinmi, farqi yo'q. Samolyot sozlikmi, mashina sozlikmi, farqi yo'q. Bizda doim javobimiz nima? Alloh rahmat qilsin Abu Hamid G'azzoliyni. O'ylanib qopti qarang. O'ylab ko'ringlar shu narsani. Bilmayman deyish yarim yil. O'ylanib turdida ertaga javob aytaman dedi. Ertasi kuni javob kelmadi. Hali odam nima bo'ldi kechagi savolim? Ertaga aytaman, ertaga aytaman. 3-4 kun o'tib ketdi. Xullas javob kelmayapti. Mana shuncha ilm egasiga. Shunda Robbisiga duo qildi namozda. 2 rakat namoz o'qidi. Peshanasini sajdaga qo'ydi, Robbisiga duo qilib so'radi. Shunda tushida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'rdi. Payg'ambarimiz unga qarab so'rovchiga ayt. Albatta Alloh ishlarni zohir qiladi, yangi paydo qilmaydi. Bir qavmni ko'taradi, boshqasini tushiradi dedi. Uyg'onib xursand bo'ldi-da, keyingi kun darsga borib turib, javobi tayyorda. Qanali savol so'ragan dedi. Turdi. Nimani so'radingiz? Alloh taolo Qur'onda kulla yawmin huwa fi shan. U zot har kuni ish amaldadir. Bugun Robbim nima bilan qaysi ishda dedi? Qaysi amalda dedi? Aytdi bo'yiga payg'ambarimizdan eshitgan gapdi. Albatta ishlarni zohir qiladi. Yangi paydo qilmaydi, bir qavmni ko'taradi, boshqasini tushiradi dedi. Deganda haligi kishi qarab turib, "Ey Abu Hamid, tushingizda shu narsani sizga o'rgatgan zotga ko'proq salovat ayting" dedi. Qarang, qaysi darajada. Bular Allohga duo qilib iltijo qilsa, Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallam kelib o'zi javobni beryapti. Nuriddin Zankida hayotini o'qidigan mana oxirgi kunlarda. Payg'ambarimiz u kishini tushiga kelib, "Meni mana bu ikkita sariq odamdan qutqargin" deb 3 marta tushiga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishga buyuryapti. Bu tanlab olingan bandalar, birodarlar. Shunday qilib, Imom G'azzoliy birodarlar shunday bir hurmat e'tiborga ega bo'ldi. Xalifalar u kishi bilan yaqin bo'lishiga undardi. Abbosiy xalifalardan Muqtadiy billah u kishidan ayrim ishlarni iltimos qilib turar edi. Undan keyingi xalifa Xalifa Mustazhir billah Imom G'azzoliyni o'ziga do'st tutar edi va mana shu xalifani talabiga ko'ra ana shu botiniylarga qarshi yozgan raddiya kitobi Mustazhir degan yozgan edi. Imom G'azzoliy hurmat e'tiborni cho'qqisiga chiqdi birodarlar. Bu dunyoda intilish mumkin bo'lgan hamma narsaga erishdi. Ya'ni bizning zamonda til bilan aytganda qo'lini qayoqqa cho'zsa yetdi. Ilm, ma'rifat, hurmat, e'tibor, shon-shuhrat hamma narsa u kishining qo'lida bo'ldi. Lekin u kishining qalbi bari g'ash edi. Nimaga? U kishida hali ilmul yaqin yo'q edi. Ilmul yaqin yo'q edi. Ichida nafsoniy kurash boshlandi. Hamma haqiqatni anglab yetishlikka harakat qilar edi.
Şunun için barcha şan şuhuratdan özünü alıp kaçadigan buldu. Çukur atrofilicha ilmiy bahslar, izlanishlar olib borishi uchun odamlardan ajralishlikni niyat qildi. Birodarlar, İmom Abu Hamid G'azzoliy insonning nafsi, insonning qalbi haqida gapirgandaqa boshqa bironta olim gapirgan emas. 10 yil odamlardan ajrab, uzlatda yashab, o'zining nafsini tarbiyasi bilan shug'ullangan. 10 yil o'zining nafsini tarbiyasi bilan shug'ullangan. Ve Alloh taolo mana shunday qilganligi uchun boshqalarga bildirmagan hikmatni, boshqalarga ochmagan hikmatni ochgan. Bu maqsadiga erishish uchun imom Bag'dodni tark qilib, to'liq saodatni izlab ilmiy safarga chiqdi. Imom G'azzoliy shu vaqtda odamlar qaysi ilmlar bilan mashg'ul bo'lyapti, qarab chuqur o'rganib chiqdi. U davrda asosan 4 ta toifa bor edi odamlarning ichida ko'zga ko'ringan. Birinchisi filosoflar. Filosoflar. Falsafa shunaqa ilmki, boshi bor, oxiri yo'q dengiz u. Bu shunday bir dengizki, bir marta tushsangiz, qaytib chiqa olmaysiz undan. Agar iymon e'tiqod bo'lmasa, Qur'on hadis bo'lmasa. Ikkinchi toifa mutakallimlar. Uchinchisi botiniylar, to'rtinchisi mutasavvuflar. Mana shu to'ralar toifa bir-biri bilan doim bahs qilardi. Biz haqmiz, haq ilm bizda, ammo İmomi G'azzoliy mana shularni qaysinisi haq, qaysinisi botil ekanligini aniqlashlikka kirishdi va juda ham katta mehnatga qo'l urdi. Mana shu qilmoqchi bo'lgan ishidan maqsadi birodarlar, ahli sunnani muhofaza qilish aqidasini bid'atdan, zalolatdan qo'rishligida. İmomi G'azzoliy mana shu haqiqatni izlashga kirishar ekan, xulosasida qalbida bir shubha shak paydo bo'ldi. Madrasada dars berishlikka qiziqishi ham ishtiyoqi ham qolmadi. G'ami haqiqatni topishlik. Mana shu shubhalanishlik, ikkilanishlik holatida 6 oy qolib ketdi. 6 oy. So'ngra Bag'dodni tark qilib chiqib ketdi. Oilasiga kerak narsani taylab berganidan keyin Shomga borib 2 yil shu yerda turdi. E'tikof o'tirdi, zikrda bo'ldi, uzlatda bo'ldi. O'zini nafsini tarbiyalash, ruhini chiniqtirish qalbini musaffo qilish bilan, axloqini tuzatishlik bilan mashg'ul bo'ldi. 2 yil birodarlar, 2 yil. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zini tarbiya qildi. Shoyat Alloh shunday qilsa, qalbini Allohga bo'shatsa, boshqalarga bildirmagan bir haqiqatni, ilmni bersa. Keyin Shomga Quddusga qarab ketdi. Sahro masjidida o'zini berkitib, bu yerda ham e'tikof o'tirdi. Mana shu vaqtda o'zining eng mashhur asari Ihyoi Ulumiddin, din ilmlarini tiriltirishlik deb nomlanadigan kitobini yozdi. Mana shu kitobi eng ulug' kitobi hisoblanadi. Ko'p vaqt o'tmasdan yana Damashqqa qaytdi. U yerga borib Ummaviylarning jamiyasida yana e'tikof o'tirdi. O'sha yili haj qilishni niyat qilib 489-yilda haj qilgani Makka mukarramaga bordi. Qaytishda Madinaga kirdi, keyin Damashqqa. Damashqqa kelganda ham shunga dars bermadi. Faqat ibodat, ruhoniyat bilan Allohning qudrati to'g'risida chuqur o'rganish bilan mashg'ul bo'ldi. Keyin Bag'dodga keldi, ammo dars bermadi. Keyin Xurosonga ketdi. Shunday qilib 10 yil o'zini nafsi bilan ovora bo'ldi. Ibn Kasir aytadi. İmom G'azzoliy ko'p ilmlarda puxta edi. Turli fanlar bo'yicha uni ko'p ta'lifotlari musulmonlar orasida keng tarqalgan. U o'ta bilimli va aytayotgan narsasining olimi edi. U kishini o'zi aytgan gapi hikmat edi ekan hammasi. Juda ko'p hikmatli so'zlari bor ekan, men bir 3-tasini tanlab keldim. Yoshlar diqqat qilib turinglar. Abu Hamid G'azzoliyning hikmatlaridan. Fisq va ma'siyatni davomiy suratda ko'rib turishlik qalbingda ularga bo'lgan karohiyatni ketkizib yuboradi. Va ular sen uchun oddiy narsaga aylanib qoladi. Bir gunohni doim ko'rasan, doim shu gunohni ishidasan, sen qilmasang ham boshqalardagini ko'rasan gunohini. Shu ko'ravorishliging shu gunohni seni qalbingga karih qilmaydi, ko'nikib qolasan. Qaytarib aytamiz. Fisq va ma'siyatni davomiy suratda ko'rib turishlik qalbingda ularga bo'lgan karohiyatni ketkizib yuboradi va ular sen uchun oddiy narsaga aylanib qoladi. Shuning uchun g'ibat qalblar uchun yengil bo'lib qoldi. Agar odamlar bir faqihning qo'lida tilla uzugini ko'rsa, buni darrov inkor qilishadi,
ammo g'iybatga parvo qilishmaydi. Vaholanki g'iybat og'irroq gunohidir. To'g'rimi? Bilasizlarmi, g'iybatda Alloh taolo "Vala yaqtab ba'dukum ba'do" biringlar ikkinchilarga g'iybat qilmanglar deb Qur'onda aytgan. Qur'on bilan harom bu. Tilni o'zi taqishlik payg'ambarimizning so'zi bilan harom. Qaysinisining gunohi og'irroq? Ha, sizlar o'lgan akalarning go'shini yeyishlikni xohlaysizlarmi deyapti Alloh. Ana, yomon ko'rdinglarmi deyapti. G'iybat shunaqa katta gunoh, lekin doimiy biz ichimizda bo'lib turganligi uchun gunohligi nima bo'lmay qoldi bizga? Imom G'azzoli aytadi. Saodat nima saodat? Saodat kishi o'zining nafsiga ega bo'lishidir. Kishi o'zini nafsiga ega bo'lsa, nafsini jilovlagan bo'lsa, shu odam saodatli. Shaqovat kishiga uning nafsi ega bo'lishi. Nafsi unga ega bo'lgan kishi baxtsiz odam. Bu iqtisodiy ahvoli, solih ahvoli qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Keyingi hikmati. Muloyim so'z toshdan qattiq dillarni yumshatadi. Dag'al so'z ipekdan muloyim qalblarni toshdek qatiradi. Demek, muloyim so'z toshdek qattiq dillarni yumshatadi. Dag'al so'z ipekdagi muloyim qalblarni toshdek qatiradi. Yaxshi gap bilan ilonidan chiqadi, yomon gap bilan qilichqinidan chiqadi, pichoqqinidan chiqadi. Keyingisi alohida e'tibor berasizlar birodarlar. Bu bizga tegishli, bu biz haqimizda. Qanaqa hikmat ekan. Qani bu odam inson zotini, mo qalbini ko'rib o'rganib chiqqan inson. Alloh taolo bu kishiga ochgan, mana shu qalbi ilmlarni boshqa birovga ochmagan. U kishi aytadi. Bilimsiz kishilar sukut qilishganida xaloyiq orasida ixtiloflar kamayardi. Biz bilmaydiganlar gapiramiz. Shuning uchun ixtilof tugamayapti hayotimizda birodarlar. Bu noto'g'ri bu dedi. Bu domla dedi fosiq dedi. Bu dedi munofiq, buni topgani harom dedi. Sen qadan bilasan, sen ilming bormi fatvo aytgani? Bilimsiz kishilar jim turishlikni bilishganida odamlarda orasida ixtiloflar kamaygan bo'lar edi. Kelinglar birodarlar, bizni mutaxassisligimiz bo'lmagan, bizni sohamiz bo'lmagan ishga nima qilmaylik? To'rtta hadis. Ulamolar aytadi, mana shu to'rtta hadis islomiy xulqlarni o'zida jamlagan. To'rt dona hadis. Kim mana shu to'rtta hadisga amal qilsa, islomiy xulq egasiman desa adashmaydi. Bittasi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha kishi iymonli bo'lmaydi. Demak, qalbga tegishlik. La taghzab wa lakal janna. G'azablanma, jannat seniki bo'ladi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydali gapirsin yoki jim tursin. Nechta oldi? Min husn islamil mar tarkuhu ma la yanihi. Kishi unga daxli bo'lmagan ishlarga aralashmayotganligi, unga aloqasi bo'lmagan gaplarni gapirmayotganligi islomining go'zalligidandir. Demak, mana shu to'rtta hadisda kim o'zini hayotda tatbiq qila olsa, islomiy xulq egasiman deyursin. Kerak emas gapni gapirmaydi. Unga daxli bo'lmagan ishga aralashavermaydi. Nerishit qila olmaydi. Va musulmonlarga nisbatan qalbi sof. Zo'ra buni odam bo'lsa. Demak, bilimsiz kishilar sukut qilishni bilishganida odamlarda orasidagi xilof kamaygan bo'lar edi. Keyingisi ham bizning zamonamizga juda ham mos yigitlar. Qarang, shu paytda ham bo'lgan ekan. Agar bir faqihning qo'lidagi bor narsasi faqatgina fiqh bo'lsa, hamda odamlarni zalolatda va kufrda ayblashga kirishib ketgan bo'lsa, bas undan yuz o'gir. Qalbingni va tilingni u bilan ovora qilma. Agar bir faqihning qo'lidagi bor narsasi faqatgina fiqh bo'lsa, hamda odamlarni zalolatda va kufrda ayblashga kirishib ketgan bo'lsa, bas undan yuz o'gir.
qalbingni va tilingni u bilan ovora qilma. Bormi hozir ukalar shu narsa? Bor. Faqat fosiq, munofiq, kofir ularni ibodat qilmas, anaqa manaqa. Bunaqa odamlarni esdan chiqar, qalbing bilan tilingni ular bilan ovora qilma deb aytayapti. Kim? Abu Hamid G'azzoliy. Bu kishi bunaqalarni ko'pini ko'rgan ekan, 1000 yil buni ko'rib qo'ygan ekan bunaqalarni. Ehtimol Imom G'azzoliyni o'zgarishiga sabab mana shunday bir holatga tushib qolishiga sabab ko'p ilmlarni o'rganganligi, chuqur ilmlarni o'rganganligi, dars olib dars bergani sabab bo'lgandir. Keling, mana shu 10 yil faqat o'zini nafsini tarbiyasi bilan ovora bo'lish uchun chiqib ketishligini o'zidan eshitamiz. Nima sababdan chiqib ketganligini. Imom G'azzoliy aytadi. Men sufi olimlardan bo'lgan Abu Tolib Makkining Qutul Qulub va Xoris al-Muhasibining va Junaydning ruhoniyat haqidagi kitoblarini o'qir ekanman. Ularning so'z egalari emas, balki holat va vaziyat olimlari ekanini bildim. Ulardan falsafa, ilmi kalom, aqoid, botiniya, sufiya darslarini o'rgandim. Natijada ularning barchasini mushkullarini topdim. İçimdagi bir tuyg'u bilan ularning so'z egalari emasligini bildim. Shunda o'ylanib qoldim. Ilm talab qilish yo'li o'qish va eshitish bilan hosil qilinadigan narsaga erishdim. O'qib eshitib o'rganadigan narsani o'rganib bo'ldim. Endi inson eshitishi va o'qishi bilan erisha olmaydigan, balki sulukiyati bilan topiladigan ilm qolganini his qildim. Maqsad oxirat saodati. Menga oxiratning saodatiga erishish faqatgina taqvo, xoyi havasini tiyish bilan bo'lishi ma'lum bo'ldi. Mana shu narsaga harakat qildim. Taqvoni hosil qilishdagi birinchi ish qalbning dunyo bilan bo'lgan aloqasini uzishlik va bu yolg'on dunyodan chetlanib abadiylik hovlisiga yuz tutishlik ekanini bildim. Shunday qildim. Ammo buni o'zi ham oz ekan. Maqsadga yetish bu bilan ham to'liq bo'lmas ekan. Yana shon-shuhrat, obro'-e'tibor, mol-u dunyodan ham yuz o'girish lozim ekan. Oxirat saodatiga yetish yo'lidagi harakatimda davom etdim. Men mol-u davlat, shon-shuhratga sho'ng'igan ekanman. Endi nima qilaman? Qani shu darajaga yetgan olim o'zini dunyoga berilib ketganman deb baho beryapti. Qachon? Ana shu nafs tarbiyasini ulamolari bilan gaplashganidan keyin, qalbini tarbiyasi bilan shug'ullanishni boshlaganidan keyin. Endi agar bu kishining qalbi dunyo bilan ovorib ketgan bo'lsa, bizning qalblarimiz nima bo'ldi ekan? Nima bilan shug'ullaning? Vaqtini nimaga sarf qilaman? Amallarini kuzatdim. Dars berishligim eng yaxshi yo'l ekanini angladim va shunday qildim. Keyin qaysi ilmlardan dars berayotganimga ham qaradim. Nima uchun aqidadan, usuldan dars beryapman? Niyatimga qaradim. O'zimni diqqat bilan kuzatdim. Subhanalloh. Bu ulamolarni, ulug' insonlarning hayotini o'qisangiz, bunaqa qissani topasiz. Aytayapmiz-ku, insonni nafsi, qalbini tarbiyasi bo'yicha Abu Hamid G'azzoliydagi olim bo'lgan emas. Faqat Allohning roziligini deb emas, balki shon-shuhrat, obro'ni deb dars berayotganligimni tushundim. Shunda xorlik, jarligi yoqasiga kelib qolganimni angladim. Yo'q, xorlik emas, jahannam jarligiga kelib qolibman. Agar bu yomon holatni tuzatmasam, do'zax chuquriga qulashimda shubha yo'q edi. O'ylandim. Qanday yo'l tutish kerak? Oxiratga yuzlanishlik kerak. Ammo men dunyoga iqbol qilgan insonlardan edim. Bag'dodni va undagi hamma narsani tashlab chiqib ketishni o'ylardim, ammo yana ikkilanardim. Bir qadamni oldinga bossam, ikkinchisini orqaga bosar edim. Ertalab chiqib ketishga shavqim uyg'onsa, kech kirganimda u shavqdan asar ham qolmas edi. Dunyo meni o'ziga tortar edi. Bag'dodda qolishim uchun o'zining bor obro'yi, ziynati, shahvati va hashami bilan meni o'ziga mahliyo qilar edi. Qalbimdagi iymonim menga safar qil deb nido qilar edi. Safar qil, umring ozgina qoldi. Oldingdagi safar esa juda ham uzoq. Imom G'azzoliyni iymoni shunday deb nido qilyapti. Seni ilming, amaling barchasi riyo, barchasi bekor. Hozir oxiratingga tayyorgarlik ko'rmasang, qachon tayyorgarlik ko'rasan? Seni oxiratdan to'sayotgan to'siqlarni hozir olib tashlamasang, qachon olib tashlaysan? Imom G'azzoliy davom etadi. Yana dunyodan voz kechishga, uning shahvatlaridan qochishga niyat qilgan vaqtimda shayton kelib vasvasa qilar edi. Seni qiynayotgan bu holat
Bu o'tkinchi, ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Uni o'zining holiga qo'y. Qilmoqchi bo'lgan ishingni qara. Dunyodan voz kechmoqchimisan? Shuncha obro' e'tibordan-a? Shuncha shogirdlar shon-shuhratdan-a? Ha, ruhoniyatinga ozgina e'tibor qilsang, buni zarari yo'q. Ammo dunyodan voz kechma. Bu din ishidan emas. Haqiqatan tarki dunyochilik yo'q birodarlar islomda. Musulmonlardan birodarlar o'lmaydigandaqa dunyoda tijoratini, mehnatini qiladi. O'lmaydigandaqa. Lekin hozir o'lib qoladigandaqa ibodatni ham qiladi. Birini ikkinchisiga o'tkaza olmaydi. Shunday deb vasvasa qilaverdi. Men nafsimni dunyoga chaqirishi va iymonimni oxiratga chaqirishning orasida 6 oy qolib ketdim. 6 oy qolib ketdim. Va Alloh taologa uni madadiga muhtoj bo'lib o'ziga duo qildim. Alloh duoimni ijobat qildi. Men mol-u dunyodan, bola chaqadan, yori do'stlardan ajralishimni oson qildi. Qarorni ixtiyor emas, majbur qilib qo'ydi. Tilim aylanmay qoldi. Duosi ijobat bo'lganimi shu? Dars aytishga imkon yo'q. Talabalarimni ko'ni uchun bo'lsa ham ozgina xursand qilib qo'yib, dars aytay desam, bitta so'zni ham aytishga qodir bo'lmay qoldim. Ojiz bo'ldim. Robbimga oldida hech qanday chorasi yo'q. Mustor kishini duosini qildim, Alloh duoimni ijobat qildi. Shunday qilib birodarlar, Imom G'azzoli dunyoni zeb zinatidan, hashamidan voz kechib safar qilishlikka qaror qildi. O'zi Imom G'azzolida o'yotgan martabasi birodarlar milliardlagan odamlardan bitta ikkitasiga nasib qiladi. Lekin mana shu martabaga yetib turib ham to'xtab qolmadi. O'sishlikka intildi, Alloh taolo boshqalar yopib bo'lgan eshiklarni ochib qo'ydi. Aytib o'tganimizdek, Shomga, Baytul Maqdisga safar qildi. Makkaga, Madinaga bordi. U yerda ham dars bermadi. Damashqqa keldi, u yerda ham dars bermadi. 10 yil faqat o'zini, nafsini, qalbini tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ldi.